Fakat bu prensipleri yoktan indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz ilhamlarımızı yoktan veda etten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Hatta şeriata hayır demek anayasal bir görevdir. Kahrolsun şeriat! Şeriatın boynu koktun altında kalsın. Yüzüm ak, alnım açık, yüzüm ak. Hiç utancım yok. Mecliste kimse kalmadı zaten. Meclis Mustafa Kemal'in benim meclisim. Orası benim kıblem. Yani bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada, farklı bir asırda, zamanda yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. Siz İslam'ı 14 asır, 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağım. Büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim. Ahi, sen Allah Azze ve Celle'yi yaratıcı olarak kabul ediyorsan, Rab olarak kabul ediyorsan bütün hayatını Allah'ın istediği gibi yaşayacaksın. Yoksa bugünkü müşriklerin dediği gibi mi diyeceksin? Allah mescitte Allah ama dışarıda Allah'ın sözü geçmez. Ticarette Allah'ın sözü geçmez. Faizde Allah'ın sözü geçmez. Allah burada konuşamaz. Allah bizi yaratsın ama ticareti biz belirleriz. İsviçre'den gelen kanunlar belirler. Almanya'dan gelen kanunlar belirler. Amerika'dan gelen kanunlar mı belirler diyeceksin? Sen bu şekilde mi Allah'ın önüne çıkacaksın? O gün Allah sana sormayacak mı daha yeni okuduğum ayette? Limenil mulkul yevm. Bugün hakimiyet kiminmiş? Bugün mülk kiminmiş? İşte sen bugün Allah Azze ve Celle'yi hayatında hakim kabul etmiyorsan, hükmü sadece ona vermiyorsan, vallahi sen o gün Allah Azze ve Celle'nin önüne Müslüman olarak gelemeyeceksin. Ayetin sonu Allah Azze ve Celle'nin hangi sıfatlarıyla bitti? El-Vahid ve'l-Kahhar. Ahi, sen dünyada Allah'ın hükmünü tek olarak kabul ediyorsan, sadece Allah'ın önünde boyun eğiyorsan, şu gün geldiğinde, şimdi okuyacağım günün geldiğinde yüzün parlak olur. Yoksa o gün senin belin kırılacak. Bakın, Allah rızası için şu ayeti iyi dinleyin. يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ. Onlar o gün açıklığa çıkacaklar. Kıyamet gününde. Onlar o gün açıklığa çıkaracaklar. لَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmayacak. Hiçbir şey Allah'a kapalı kalmayacak. Ahi, bütün pisliklerin ortaya çıkacak. Kalbindeki taşıdığın pislikleri Allah Azze ve Celle ortaya çıkaracak. Ve o gün Allah Azze ve Celle ne diyecek? Bakın iyi dinleyin. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ. Bugün mülk kiminmiş? Bugün hakimiyet kiminmiş? Ondan sonra Allah Azze ve Celle kendisi şöyle bağıracak. لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ. Tek olan ve kahhar olan Allah'ınmış. İşte sen o günde Allah Azze ve Celle'nin düşmanı olarak Allah'ın önüne gitmek istemiyorsan, hayatında da Allah'ı Rab olarak kabul edeceksin. Hayatında yön veren, nizam veren olarak Allah'ı kabul edeceksin. Bütün hayatını Allah'ın istediği gibi yaşayacaksın. Vallahi yoksa Allah Azze ve Celle o gün senin bütün pisliklerini ortaya serecek. Hepsini ortaya çıkaracak. Ve sana şunu da soracak. Bugün mülk kiminmiş? Ondan sonra o gün yine soracak. Hani o krallar? Hani o hükümdarlar? Hani o insanların üzerine zorba olanlar? Ahi, o gün o adamlarla beraber haşrolunmak istemiyorsan dünyada da Allah'ı birleyeceksin. Dünyada Allah'ın istediği gibi yaşayacaksın. Allah Azze ve Celle sadece seni yarattı mı? Bitti mi yani? Bitmedi ahi. Seni nasıl yarattıysa senin üzerinde hakimiyet sahibi de Allah Azze ve Celle olmak istiyor. Peki o gün selamette olmak istiyorsan ne yapacaksın? Yusuf Aleyhisselam'ın gösterdiği, Yakup Aleyhisselam'ın gösterdiği, İsa Aleyhisselam'ın gösterdiği, İbrahim Aleyhisselam'ın gösterdiği, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği yol üzere olacaksın. O da ne? Tevhid ahi. Allah Azze ve Celle'yi birleyeceksin ölene kadar. Başka kurtuluş çaresi yok. Bakın,
Konu neydi? Davet neyle başlamıştı? Rüya tabiri değil mi? Bakın Yusuf Aleyhisselam ne diyor onlara? Şimdi kalpleri kazandı ya, davete de başladı, artık açık. Kapalılık yok. Bakın ne diyor? Subhanallah. Kur'an'ın en güzel ayetlerinden bir tanesi. مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ Allah'tan başka bırakıp da ibadet ettikleriniz sizin ve babalarınızın isimlendirdiklerinden başka hiçbir şey değildir. Yani sizin putlarınız, sizin ilahlarınız, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, Allah'tan başka taptıklarınız sadece sizin ve atalarınızın koymuş olduğu isimlerdir. Başka hiçbir şey değil. Bakın Allah Azze ve Celle ondan sonra ne diyor? مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ Allah onlar hakkında bir tane delil bile indirmemiştir. Akhi bir tane bile delil indirmemiş noktada sen nasıl özür sahibi olacaksın? Olabilir misin? Olamazsın. Bakın Rabbimiz ondan sonra ne diyor? Bugünkü millet meclisinin gözüne girsin. اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır. Bizim hayatımızda Allah söz sahibidir. Başka hiç kimse bize nasıl yaşayacağımızı, nasıl oturacağımızı, hanımlarımızla nasıl konuşacağımızı, çocuklarımızla nasıl konuşacağımızı, nasıl cihat yapacağımızı, nasıl davet yapacağımızı bize Allah söyler abi. Bize başka kimse söyleyemez. Yaratılmışlardan korkmuyoruz. Kimden korkacağız? Tağutlardan mı korkacağız? Bizden alabilecekleri tek bir şey var, o da nefislerimizdir. O zaman da şehit oluruz, bize hiçbir şey yapamazlar. Ahi sen Allah Azze ve Celle'yi yaratıcı olarak kabul ediyorsan, Rab olarak kabul ediyorsan bütün hayatını Allah'ın istediği gibi yaşayacaksın. Yoksa bugünkü müşriklerin dediği gibi mi diyeceksin? Allah mescitte Allah ama dışarıda Allah'ın sözü geçmez. Ticarette Allah'ın sözü geçmez. Faizde Allah'ın sözü geçmez. Allah burada konuşamaz. Allah bizi yaratsın ama ticareti biz belirleriz. İsviçre'den gelen kanunlar belirler. Almanya'dan gelen kanunlar belirler. Amerika'dan gelen kanunlar mı belirler diyeceksin? Sen bu şekilde mi Allah'ın önüne çıkacaksın? O gün Allah sana sormayacak mı daha yeni okuduğum ayette? لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ Bugün hakimiyet kiminmiş? Bugün mülk kiminmiş? İşte sen bugün Allah Azze ve Celle'yi hayatında hakim kabul etmiyorsan, hükmü sadece ona vermiyorsan, vallahi sen o gün Allah Azze ve Celle'nin önüne Müslüman olarak gelemeyeceksin. Mümin olarak gelemeyeceksin. Bakın ayetin devamını okuyayım. Ben konuşmama gerek yok. اَمَرَا اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا Subhanallah, subhanallah. Nasıl bir şey ayet ya? O kendisinden başkasına kulluk veyahut ibadet etmemenizi size emretmiştir. Az sonra ayet hakkında konuşacağım inşallah. Bakın iyi dinleyin. Bu sadece bizim bir fikrimiz mi? Bu sadece bir menheç mi? Bu sadece bir heyecan mı? Gençliğin verdiği bir ateş mi? Bu adam niye böyle bağırıyor? Niye böyle heyecanlandı? Bakın Allah söylesin. ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ Kayyim olan din bu. Sağlam olan din budur diyor Allah Azze ve Celle. Ahi bu din din. Hakimiyetin Allah'ı olması din. İslam'ın temeli bu. Sen Allah Azze ve Celle yaratıcı olarak kabul ediyorsan ama hakim olarak, hüküm koyucu olarak kabul etmiyorsan sen bu dinin dışarısındasın. Safa sağlam din budur diyor Allah Azze ve Celle. Hakimiyetin Allah'ın olması bu bizim dinimizin aslıdır ahi. Biz insanları hayatımızın üzerinde kanun koyucu olarak kabul etmiyoruz. Ölseler de kabul etmiyoruz. Geberseler de kabul etmiyoruz. Dolar yükselse de kabul etmiyoruz. Dolar düşse de kabul etmiyoruz. Biz yürüyerek gideriz. Ahi, velev ki benzinimiz olmasın bizi ilgilendirmiyor. Yeter ki Rabbimiz bizim üzerimizde kanun koyucu olsun. Gerisini biz... Hastane olmasa da olur. Köprü olmasa da olur. Millet meclisi olmasa da olur. Hepsi yerin dibine girsin. Yeter ki Allah Subhanahu ve Teala'nın sözü geçsin. Biz başka hiçbir şey istemiyoruz. Aç kalmaya da razıyız. Razı mıyız ahi? Sobalı evde oturmaya razı mıyız? Çocuklarımızın üşümesine de razı mıyız? Vallahi ben razıyım. Siz de razı olun. Yeter ki Allah Subhanahu ve Teala'nın sözü geçsin. Ahi, ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ Sapa sağlam, dosdoğru din işte bu. Allah rızası için ayetin şurasını iyi dinleyin. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanların çoğu bilmezler. Subhanallah. Allahu Ekber. Ya ahi ben daha ne söyleyeyim? Yani ayetten sonra konuşmaya aslında gerek yok. Ahi hakimiyet noktasında insanların çoğunun gafil olduğunu Allah söylüyor. Subhanallah. Ahi bak zaten yaratıcı olarak Allah'ı Hristiyanlar da kabul ediyor. Yahudiler de kabul ediyor. Mekkeli müşrikler de kabul ediyordu. Bu çok bir maharet değil. Bu çok büyük bir şey değil. Sen Allah'ı kanun koyucu olarak kabul ediyor musun? İşte orayı düşüneceksin. Dosdoğru dine sarılmak mı istiyorsun? O zaman Allah'ı kanun koyucu olarak kabul edeceksin. Bunun lam-ı cimi yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı inşallah.